PKK başkanlık sistemini neden istiyor? Ayrılıkçı hareketlerin nihai hedefi bağımsızlık elde etmektir. Bu hareketler birçok ülkede merkezi otoriteye başkaldırı, baskı, terör ve şiddet yöntemlerini kullanarak devletleri bölünmeye zorlarlar. Ayrılıkçılar eğer özerk federatif bir yapıya sahip iseler, kendi bölgelerini rahatlıkla ayrılık referandumlarına sürüklerler. Üniter yapıya sahip ülkelerde ise bölgesel bir ayrılık referandumunun yapılmasına imkan yoktur. PKK da işte bu yüzden başkanlık sistemi ve federasyonu istemektedir. Bağımsızlık hedeflerine silahlı bir kalkışmayla ulaşamayacağı kanaatine varan bölücü unsurlar, kademe kademe işleyeceğini umdukları bazı planları devreye sokmaya başlarlar. Önce yerel yönetimlerde yetki arttırımı, merkezi otoriteden ayrılmanın önemli bir yolu olan özerklik veya ülkeyi federasyonlara ayıran süreçlere hedef edinirler. Tüm bu uğraşların nedeni, federatif ve özerk yapılara sahip olan ülkelerde bölünme mekanizmasının çok rahat bir şekilde işlemesidir. Özerk yapıya bir kez ulaşıldığında, merkezi yapının işleyişini kitleyecek yöntemlere başvurma, birliği zayıflatacak politikalar izleme, bağımsızlığa yol açacak taleplerde bulunma ve ayrılık referandumuna gitme yöntemleri kolaylıkla hayata geçirilecektir. Tüm bu adımların dış ülkelerce desteklenmesi ise parçalanmanın hayata geçmesi demektir. Devletimizin üniter yapısı PKK'nın bölünme umutlarını yok etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ne kendi geleceğini tayin hakkının ne de ayrılık hakkının yeri vardır. Böyle bir anayasa çerçevesinde Türkiye'nin kendi isteği dışında yönetim yapısının ve sınırlarının değiştirilmesi imkansızdır. Uluslararası hukuk kuralları Türkiye'de olduğu gibi üniter devletlerin bizzat kendisi razı olmadan böyle bir değişime izin vermez. PKK da bu şartlar altında uluslararası arenada hiçbir hak talep edemeyeceğini çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla bölücü terör örgütü federatif yapıya ulaşmadan bir ayrılık referandumu hakkına sahip olamayacaktır. Bu nedenle de var gücüyle devletin üniter yapısını değiştirecek yeni siyasi rejimlerin kabulü için uğraşmaktadır. Başkanlık sistemi otonomi ve federasyonu zemin hazırlar. Terör örgütü PKK, bağımsız komünist Kürdistan hayaline ulaşabilmek için ilk çıkış yolu olarak bir otonomi kazanabilmeyi hedeflemektedir. Bir diğer önemli hayalleri ise tüm ülkenin federatif bölgelere ayrılmasıdır. Bu hayallerinin hayata geçmesi için de Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesini ısrarla dile getiriyorlar. Abdullah Öcalan'ın ABD tipi federasyona dayalı bir başkanlık sistemini istediği 2013 yılında basına yansımıştı. Öcalan, başkanlık sistemini istediğini şu sözlerle dile getirmektedir. Başkanlık sistemi düşünülebilir. Yalnız başkanlık ABD'deki gibi olmalı. Devlet meclisi gibi bir senato. İkincisi bir de halklar meclisi. Bunun adı demokratik meclis de olabilir. Bu da ABD'deki gibi temsilciler meclisi gibi olabilir. PKK'nın konfederalizm tuzağı. Öcalan şu an dile getirilen federatif devlet sistemini bir ara geçiş olarak düşünmektedir. Bağımsız komünist Kürdistan'dan önce kurulmasını istediği sistem aslında demokratik konfederalizm adını verdiği sistemdir. PKK sözde anayasası olarak lanse ettiği KCK sözleşmesinin ikinci maddesinde bu konfederatif oluşum şöyle tanımlar. KCK demokratik, toplumcu konfederal bir sistemdir. Halk toplulukları iradesini komün, ocak, meclis ve kongreler ile ortaya koyar. Konfederasyon devlet topluluklarının ana özelliği, üye devletlerin istedikleri zaman birlikten ayrılıp bağımsızlığını ilan edebilmesidir. Öcalan, kitaplarında açıkça konfederal Kürdistan hedefini ortaya koyar. PKK, federal bir yapının ardından konfederal bir yapının hayalini kurmaktadır. Öcalan, ülkeyi bölecek olan federal yapının başkanlık sistemiyle geleceğini düşünmekte. Bunu da konfederalizme geçişte bir ara yol olarak görmektedir. Konfederalizm, bölünmenin parçalanmanın en net adıdır. PKK süslü terim ve kelimeler kullanarak ilk başta bölünme, ardından da bir parçalanma sürecini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Çözüm ve sonuç. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist kalkışmasını yapan PKK, üniter yapı içinde netice elde edemeyeceğinin farkındadır.
Bu yüzden var gücüyle bu sistemi değiştirmeye gayret etmektedir. Eğer özerkliğe, eyalet sistemine, kanton, federasyon veya bir konfederasyona kapı açılırsa bu sürecin hızla parçalanmaya doğru ilerleyeceği açıktır. Devletimizin üniter yapısının bozularak eyalet sistemine geçilmesi gibi bir girişim Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesine sebebiyet verecektir. Bu yüzden yapılması gereken şey bu tuzağa asla düşünmemesidir. PKK bir mafya yapılanması ve bir komünist terör örgütüdür. Bu yapı Stalinist bir diktatörlük hedeflemektedir. PKK'nın Türkiye'yi parçalama yönünde derin dünya devletlerinden aldığı muazzam destek de göz önüne alınırsa yapılması gereken başlıca şey üniter devlet yapısının asla bozulmaması ve bu yöndeki kirli girişimlere asla müsaade edilmemesidir. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanım. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet var.